Komik değil mi lan bu? Baksana. Nasıl ama? Aynı Feriha gibi oldun ya. Aynı. Ne yapıyorsun lan sen? Hayvan herif! Emir sakin ol. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Emir saçmalama. Bu kadar mı şerefsizsin lan? Kimsin oğlum sen? Al şunu al götür. Emir tamam abi. Ayıp. Tamam. Sakin ol abi tamam. Emir! Şuna bak. Resmen dalga geçer gibi geldi karşımıza oturdu. Tabii. Tavana vurmuştur. Emir Bey de küçük hanımın çiğnenen onuru için savaş çıkardı. Ne romantik. Kusura bakma anne. Ama az önce gerçekten iğrençtiniz. Allah'ım ya. Herkes ne kadar hassas olmuş. Kızın kendisi sizin kadar takmıyor. Önce hafif olayı, sonra da hap. Biliyor musun? Ben bunları yaşasaydım, yani bu kadar rezil olsaydım, şu okulun önünden bile geçmezdim. Ne yapsın kız? Rezil olduğu için bursunu mu yaksın? Doğru ya. Ben Feriha'nın burslu olduğunu unutmuştum. Evet, ilk seni dinliyoruz Hande. Hepsi benim hatam. O görüntüler gerçekleri yansıtmıyor. İçerideler mi? İçerideler kardeşim. Feriha'yı gördüm. Yok, görmedim de siz daha konuşmadınız mı onunla? Benim konuşacak bir şeyim yok kardeşim. Belki vardır. Ya doğru düzgün adam gibi konuşamadınız kanka. Olay soğudu, bir dinlesen. Hı? Koray, ne ben o geceyi unutabilirim, ne de Feriha ertesi gün söylediklerimi unutabilir. Emir, bak. Neden yaptın bunu? Ne oldu? Hande suçu üzerine aldı. Birilerinin bana kötülük yapmak için filmi farklı montajladığını söyledi. Teşekkür ederim. Zor günler geçiriyorsun. Sadece yardım etmek istedim. Ayrıca aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Şu hap olayındaki duruşunu beğeniyorum. Senin yerine bir başkası olsaydı, inan bu okulun önünden geçmezdi. Güçlü kadınlara saygım sonsuz. Biz birbirimize benziyoruz. İki savaşçı gibi. Bu yüzden artık birbirimize tartışmamıza gerek yok. Ben derse gireyim artık. Sorunun hallolmasına sevindim. Görüşürüz Feri. Bu kadarını beklemiyordum. Olgunluk sana yakışmış. Ben her zaman bana yakışanı yaparım canım. Hadi ben derse gidiyorum.
Bu olayı da şova dönüştürdün ya. Şapkamı onun sonu çıkaracağım biliyor musun? Alayım. Neyi alacaksın? Bu CD bende olduğu sürece bana öyle geliyor ki her şey çok güzel olacak. Neredesin sen? İki saatte seni bekliyoruz burada. Siz bizi beklemeyin. Bizim işimiz var. Terapiye gidiyoruz. Bu biraz fazla kaçmıyor mu? Hande'nin elinin ayarı yoktur biliyorsun. Çok teşekkür ederim. İyi Sabah koşusu mu? Sen... Ben özür dilemeye geldim. Gerçi anneni hesaba katmamıştım. Yine olmadı galiba. Annem mi? Gördüğümü bilmiyorum ama. Nasıl buldun burayı? Kafeden çıkarken gördüm sizi. Önümden geçtiniz. Feriha, konuşmamız lazım. Okulda bekliyorum seni. Daha fazla bekletme annenleri. Bu senin için. İçimden geldi. Thank you.
Nereye gidiyorsun lan? Feriha, konuşabilir miyiz? Hiç gerek yok. Ben o geceyi sildim. Sen de sil. Ben de sileyim, öyle mi? Sen sildin, her yer tertemiz oldu yani. Bu kadar kolay senin için, bu kadar basit. Çünkü bir sabah uyandın ve böyle karar verdin. Bana sormadan evimi öğrendin. Pat diye sabah karşıma çıktın. Çünkü canın öyle istedi. Konuşmamıza karar verdin. Ama biliyor musun, ben seninle konuşmak istemiyorum. Bütün bunlar sana geldim diye mi? Sana geldim diye mi? Senin için çok normal bir şey değil mi bu? Ama belki senin de normalin budur. Çağrılmadan gelmek. Yol kesmek. Yol kesmek. Coştu yine bunlar. Ya sen kendini ne sanıyorsun ya? Anlamıyor musun? Kafanı iyisiyle öyle kapıma dayanamazsın sen benim. Ben seni playboy yapan kızlardan değilim. Ha? Sonunda. Ben senin bildiğin kızlardan değilim de geldi. Canın her istediğinde bana emri vaki yapamazsın. Eline çiçek alınca çok da şık oluyor değil mi? Çiçek. Ya sen nereden alıyorsun bu cesareti? Benden mi? Veliahtımızın sarayına bir gün konuk oldum diye mi? O geceki Feriha gerçek değildi. Gerçek olan bu. Bundan da kısa film çıkar ha. Filmimiz hangisi gerçek? Özet, her kuşun eti yenmez. İlker, bak bir ayırma. Üzülme sen. Kız haklı. Ailesi hassas. Görürler diye tedirgin olmuştur. Tamam. Tepkisi sertti. Fazlaydı. Kız meselesi yüzünden rezil olanlara alışkınız. Ama sen? Şimdi Feriha masaya gelse, hadi dağa çıkalım dese, kaç kişi gider peşinden çok merak ediyorum. Vallahi ben giderim. Arkadaşlar ödünç alıyorum. Aa, çok teşekkür ederim. Neydi şimdi? Kahve. Bana mı aldın? Ya dün söylemiştim ya kendimi affettireceğim diye. Kahve ilk adım olsun diyelim. Ama emirlerinizde sorun olacaksa... Yok, niye sorun olsun? Otur lütfen. Ne bileyim hani, çekinebilirsin belki, o yüzden. Çekinecek bir şey yok. Bu ne ya? Bel altından bir silleme. Hızlı kızları severim. Ama fazla hız felaket getirir. Bir şeyi de açık açık söylesen. Vallahi manzara açık Emir'cim. Herkes Feriha'yı havaya soktu. Şimdi de seni reddetmenin havasını yaşıyor. Oğlum, İlker'in kuyruk acısı belli. Sana gider yapmak için Feriha'ya yazıyor. Şş, şov yapmayacaksın değil mi? Fazla uzun sürmeyecek. Bir şeyde karışmasın olmuyor değil mi? Ne dedi sana? Önemli bir şey değil. Ne dedi? Yok, önemli bir şey değil, aramızda. Emir! Emir! Parazit yapmayalım lütfen. İlker'e ne söyledin? Söylediğim şey seni ilgilendiriyor olsaydı bağırarak söylerdim. Öyle karşıma geçip gözümün içine baka baka kulaktan kulağa oynayamazsın. Ne söyledin İlker'e? Sor İlker'e. Belki söyler sana. Ben sana soruyorum. Ne söyledin? Neden bu kadar ilgileniyorsun?
Söylediğim şey o kadar önemli mi senin için? Karşımda söylememiş olsaydın önemli olmazdı. Öyle mi? Emir. Kulağına eğildim. Kendine iyi davran. Ondan uzak dur dedim. Feriha. Aramızda bir şey var. Sen de biliyorsun. İnkar etme. Bir şeyler var aramızda. Emir. Sevde. Sabah aradım ama açmadın. Feriha. Yanlış zamanlama sanırım. Ya kusura bakma. Bakmadan almışım öyle. Önemli değil. Sen kimsin? Emir ben. Ben de Ömer. Tanıştığıma memnun oldum Ömer. Seni bir yerde görmüştüm sanki. Bu apartmanda... Pardon. Efendim anne. Lara, neredesin kızım? Çok merak ettik. Sugar da huysuzlandı zaten. Ben bakamıyorum. Tamam anne, geliyorum. Ne diyordun? Boş ver, önemli bir şey değil. Telefon için sağ ol. İyi geceler Ömer. İyi geceler. Hadi Ömerciğim, içeri. Thank you.